örnek vereceğim. Lakin bunun herkes böyle olacak diye bir şey yok. Hayat çok değişken bir şey. Şimdi girdiniz sınava, tamam mı? Bak, benle beraber üniversite okuyan ve benle beraber mezun olan arkadaşlarımın %70'i işsiz. Ben mezun olamadım bu arada. Ben terkim amına koyayım. %30'u da 3000 lira, 4000 lira, 4500 lira gibi paralara tercümanlık yapıyorlar. E amına koyayım, okula verdik senelik 25 bin lira. Sen alıyorsun 3000 lira, 4000 lira maaş. 85, 90, 100 bin lira okula vermişsin. Hadi yaz okulu ıvır zıvır 120 bin lira. E 3000 lirasıyla 4000 lirasıyla maaş alıyorsun. 10 senede kendini zor amorti edersin. Şimdi herkes okuyacak diye bir şey yok. Bakın ben okumadım. Şimdi yayıncı olun falan demiyorum size. Ama okumak demek hayatın tamamının geri kalanını garantiye almak demek değildir. Bu dünyanın binbir türlü olayı var. İşsiz kalabilirsiniz yine okusanız da. Bu sınav hayatın sonu değildi. Oğlum hiçbiriniz bu hayatı benim kadar kötü başlamamışsınızdır. Aranızda okuldan atılan var mı daha önce? Aranızda okuldan atılan var mı? Ve bu okuldan atılan kardeşlerim ne zaman atıldınız? Bak ben size çok güzel bak muazzam başlayacağız şu an. Kendimden anlatacağım. Ne zaman atıldığınızı da yazar mısınız? Evet, yani nerede? Lisede atıldım, üniversitede atıldım var. Lise 1'de. Çok güzel. Lisede, lisede atılmışsınız. Ben okuldan atılma anaokulunda başladım arkadaşlar. Anaokulunda ilk kez okuldan atıldım. Sebebi diğer çocuklara rahatsızlık vermem. Kreşti bizimki. Anaokulu da değil, kreş. Diğer çocukları dövmem. Diğer çocukların pastel boyalarını almam. Diğer uyku saati vardı bizim kreşte. Çocukları uyutmamam hiçbir şekilde. Kendim de kesinlikle uyumamam. Ve oradaki yönetim en son anamı babamı çağırıp bu çocuğu alın sizde baş edemiyoruz dedi. Ben akabinde benim babamın battığı dönem ben birinci sınıfa başladım. Bak ben birinci sınıfa başladım. Eskiden okuma bayramları falan olurdu, biliyor musunuz son dönemleri? Yetiştiniz mi bilmiyorum. Bizim sınıfta ilk okuma yazma söken çocuk benim amına koyayım. Çok da iyi bir başlangıç yaptım. Her şey patır patır güzel gidiyor. İkinci sınıfta benim babam battı ve benim annem de çalışmaya başladı. Annemin de çalışmaya başlamasıyla ben de ödev yapmamaya başladım amına koyayım. Aynen. Sonrasında bana bir bakıcı abla tuttular. Bakıcı abla gitti. Bir tane daha tuttular, o da gitti. Bir tane daha tuttular, o da gitti. 2010-2011 Fenerbahçesi gibi bir senede 4 tane bakıcı değiştirdim. Ben hiçbiri dayanamadı amına koyayım. Hiçbiri bana dayanamadı amına koyayım. Diyorlardı ki bu çocuk nasıl bir çocuk. Arkadaşlar akabinde annem kafa dağıtayım diye beni Avcılar'da Barış Manço Kültür Merkezi tiyatro eğitimine yazdırdı. Gittiğimde hocalar dedi ki ya sen ne kadar yetenekli, ne kadar kabiliyetli bir çocuksun. 3 ay sonra Barış Manço eğitim, Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki tiyatro eğitiminden de kovuldum. Oradaki huzuru kaçırmam vesilesiyle. Akabinde eskiden şöyle şeyler vardı. Okul kendini kalkındırmak için böyle şeyler yapardı. Hocalar ekstradan kazansın diye. Okul kursları olurdu, bilir misiniz? Mesela 7. sınıfta falan fen kursu işte. Hafta sonu giderdin yine, evet, dersine evet. Giren hoca gelirdi falan filan böyle ıvır zıvır. Fen hocası bana dedi ki Ataberk dedi senin dedi gelmen lazım dedi. Senin dedi fenin dedi zayıf. Aynen senin dedi destekleyen yani burada senin dedi destekleyen. Var mı hala? Güzel. Benim büyük payımla fen kursu açıldı. Babam fen kursuna beni yazdırdı. İkinci hafta fen kursundan atıldım. Sırf derste kavga ettiğim için fen kursunu yapmışlar amına koyayım. Bütün işte 7A, 7B, 7C, 7D, 7E... Herkesinki ortak amına koyayım. Bir tane kurs var. Amına koyayım ben 7 aile 7 B'deki çocuklarla kanlı bıçaklıyım. Fen kursuna da giden bizim sınıftan bir tek benim. İpneler bana kağıt mağat atıyor. Moruk o zamanlar da böyle mataram vardı. Mataray öndekini hocanın sırtı dönükken bir koydum. Çocuğun amını zikeyim mataranın böyle açık kısmı geldi herhalde. Kızanın kafayı ufak bir yardık. Oradan da patladık amına koyayım. Oradan da kovulduk. Arkadaşlar akabinde Unifen isminde Avcılar'da adı sadı bilinmeyen bir dershaneye yazdırdılar beni ailem. 7. sınıfa gidiyoruz bu zaman. Fen kursundan atıldıktan sonra. Dershane çok özel bir dershane. Dershanenin şöyle bir avantajı var. Sınıflar 4'er kişi. Değil mi? Ne kadar klas duruyor. Vay amını sikeyim 4 kişilik sınıfta eğitim alacaksın falan.
Ama bunun sebebi çok başka. Çünkü dershanede 12 tane öğrenci var amına koyayım. O yüzden 4'er tane. Toplam 12 tane öğrenci olduğumuz için her sınıfa 4'er kişi kalıyor. Yani bunun elitlikle bir alakası yok. Akabinde oradan gelen kolej çocuklarını kandırmışlar. Kolej çocukları orada okuyor amına koyayım. Kolej çocukları orada okurken çocuklar bana cazcuz yapınca ben de mahalleden arkadaşlarımı çağırınca oradan da kovuldum. Dershanenin nüfusu 11'e düştü. Akabinde liseye atıldığımızda lise hayatım tam bir bombaydı benim. Lisede 4 kere uzaklaştırma aldım. Yılmadım, yine okudum, hiçbir zaman atılmadım okuldan lisede. 4 kere uzaklaştırma aldım totalde. İkisi evrama işlendi. İkisi de sikti git okula gelme şeklindeydi. Ardından üniversitedeki problemler zaten hiç bitmedi. Bir olayım var ki bunu anlatmıştım size. Linguistics dersindeki hoca beni havuza gidiyor okulda. Ya şimdi moruk okula olimpik havuz yapmışlar. Arel amına koyayım Tepekent'te. Şimdi benim gibi bir aygırı özel üniversiteye gönderiyorsun. Bir de okula havuz yapıyorsun. Bu adam derse girer mi? Bu adam amına koyayım mı? 3 mahalle arkadaki evde havuz var diye gece 12'de milletin havuzuna atlardım kaçak yani, anladın mı? Havuza gireyim diye. Benim okula havuz koyuyorsun, ben nasıl derse gireyim be kardeşim yani. Bir de beni kandırdılar. Bana dediler ki bak, hep beni dershanedeki hocalarım falan Ozan Karaoğlu aynı kafana almış, kral hoş geldin aramıza, teşekkürler. Beni hep kandırdılar. Bana dediler ki işte bak oğlum, sık dişini, sen zeki çocuksun, bak İngilizce de biliyorsun. Benim İngilizcem hep vardı bu arada amına koyayım. İngilizce de biliyorsun, bak yapma etme, şunu üniversiteye gir, üniversiteden sonra devam zorunluluğu yok, o yok, bu yok, şu yok. Beni bir popolladılar, dedim ki ananı sikeyim o zaman, biraz kasalım. Girdik, bir şeyler yaptık, Türkçem mürkçem, Kur'an çarpsın hiç çalışmadan 28'de 4 yanlış mı ne yaptım? Matematik eksiydi galiba amına koyayım, eksi netlerdeydi, onu size bulurum. Neyse, İngilizceden de fena yapmadık. 40 tane soru çözdük. 27'si mi ne doğruydu? %290 puanla mı ne? %50 burslu Arel'e girdim. O da bir başarı gibi geldi ama sonradan öğrendim ki her barajı geçene Arel'den %50 burs veriyorlarmış zaten. Onu da sonradan öğrendik. Ben ilk önce evet kazandım sandım. Oğlum kazandınız yazıyor ekranda amına koyayım. Aynen, ben dedim ki herhalde paranın amına koyduk yapacağız falan filan. Babama atıyorum, baba kazandık falan. Sonra sınıfa bir girdim işte, insanlarla misal lan diyorum. Şimdi okul numarası var tamam mı Arel'de? İşte benimki hiç unutmam. 11-01-011. Ulan diyorum ne kadar güzel bir numara var falan. Ulan bir baktım yanımdaki arkadaşların da numaraları şöyle. 11-01-34 falan filan. Ya dedim reis dedim. Bu dedim niye böyle, benimki dedim 11. Ben dedim sizden erken mi kaydoldum acaba dedim onda mı? Halbuki ben çok geç kaydoldum falan dedim. Ya neden geç kaydolduğumu da açıklayayım size güzel kardeşlerim. Bunlar örnek alınacak şeyler değil. Babam sikti git okulun parasını ver diye bana parayı verdi. Babama kredi çıkmıyordu. Geçmişi kötü oldu. Yani kredi sicili kötü olduğu için, battığı döneme denk geldiği için arkadaşından nakit para aldı. Ananı sikeyim, o zaman da Manchester United'ın maçı var. Hiç unutmayayım, Crystal Palace'da Crystal Palace lige yeri çıkmış. Açılış maçı. Dedim ki anasını sikeyim, Manchester United'ın kadroyu gör, çet, aklın hayal indirir. Ananı sikeyim, oradan buradan dünya sarı akıyor amına koyayım. Dedim ki moruk, hiç unutmayayım, 8000 lira net para. Dedim bak bunun 1000 lirasını alayım, Manchester United'a bir basayım. Aynen direkt bayiden. Ay amına koyayım, Manchester United berabere kaldı. Adam. Lan diye beraber ananı sikeyim, 1000 lira nereden bulayım amına koyayım o dönemin parasıyla. Aynen sağ sol ıvır zıvır yok. Lan okula gidiyorum, dedim ki bak bu parayı alın, bu peşine 1000 lira getireyim sizi sonradan falan filan, ıvır zıvır. Yok, kimse kabul etmiyor chat. Akabinde tabii babama gittim. Baba dedim sen bu parayı arkadaşından borç almıştın değil mi? Şöyle bir acıklı bir bakış attı. Evet dedi. Dedim ki 1000 lira daha alır mısın? Dedim bir borçlarını aldılar lan. Güzel bir ufak bir ıslandık, bir sopa yedik ama çünkü kayda 2 gün var. Gittik kaydımızı olduk. Sonra öğrendim ki o 0-11 benim o bölüme giriş derecemmiş. Ben bölüme 11'incilikle girmişim. Oğlum dedim şöyle bir etrafıma baktım. Moruk dedim bir şey söyleyeceğim. Ben dedim 290 puan. Siz dedim amcık mısınız? Ya siz dedim kaç puan yaptınız da dedim benim arkam. Çünkü adamın sonu 34 numarası yani. 34 var, 46 var. Oğlum dedim sen dedim mal mısın dedim amına koyayım lan. Nasıl yerleştin dedim buraya. Abi dedi işte barajı geçtim, 2 puan aldım. O zaman da baraj 160 mı 180 mi ne, 182 falan almışlar. Böyle böyle akıyor. Arkadaşlar akabinde hazırlıkta çok başarılı bir öğrenciydim. Çünkü hazırlıkta devam zorunluluğu var. Hiç unutmuyorum, devam zorunluluğu var dediler. Ben 2 derse girmedim. Çok tatlı böyle
Hatta müazzam bir insandır yani. Selin hocam, kurban olurum, beni ayakta tutmaya çalıştı. Hazırlığı ben dereceyle bitirdim he. Arel'de. Kur'an çarpsın. İlk iki derse girmedim. Adam. Beni durdun. İrfan hocam iyi yayınlar kral, sana modlara ve chat'e selamlar demiş. Çok teşekkürler reis. Enes Sirkeci, hiçbir zaman yayını sona kadar izleyemedim ama bugün yapacağım. Teşekkür ederim Enes'cim. İlk iki derse girmedim. Devam zorunluluğu yok lan. Üniversiteyi bahçe, bir bahçe var Tepekent'teki şeyde de biliyor musun? Manita kaynıyor amına koyayım. O zaman da biliyorsunuz fotoğrafları falan gösterdim. Kafa 3 numara kaşlarda faça, elinde tespih, dar paça falan. Yürüyüz amına koyayım. 4. sınıflarda abim. Aynen okuldaki üniversite 4'ler. Beni hemen aldılar böyle şeye. İşte hazırlık bilmem ne sorumlusu ıvır zıvır. Hatta ben bölüme geçtiğimde beni bölüm öğrenci başkanlığına falan filan şey yaraştırdılar. Bir şeyler yaptılar. Arka da sağlam. Postayı da koyuyoruz herkese. İki derse girmedim. Ondan sonra bir derse dedim gireyim bakayım sınıfta dedim. Nasıl ortam? Hoca beni gördü. Sen dedi ilk iki ders dedi yoktun dedi. Dedim yoktum hocam dedim. Geç geldim falan. Ya dedi daha dedi daha bölüm dedi yeri başı. İlk gün dedi böyle yaparsan dedi devamsızlık hakkın dedi kalmaz ama bak dedi. Dedim ne? Devamsızlık hakkı mı? Bir dakika dedim amına koyayım. Bana dedim devamsızlık yok dediler. Ya dedi o dedi bölümde hocadan hocaya dedi değişir dedi. Hazırlıkta dedi devam zorunluluğu var dedi. Bana lise 5 gibi geldi orası. Beynimden vurulmuşa döndüm. Çıktım hemen dershanedeki rehber hocayla samimiyiz kankiyiz. Aradım senin dedim yollarını sikeyim ya. Oğlum dedim amına koy ya baba. Bir de o da ya yeni mezun. Hani dedim yoktun dedim devamsızlık. Beni dedim bir tek aka dedim gönderdin dedim üniversiteye. Ya dedi o işte dedi ben dedi öyle biliyordum. Senin dedim bineceğini sikeyim. Kapattık abi. Selin Hoca ondan sonra o kadar güzel bir kadındı ki ve o kadar iyi bir kalbi vardı ki beni karşısına aldı. Sen de dedi biraz konuşabilir miyiz? Evet dedim çünkü derste de kendim konuşuyoruz böyle. Herkes tek tek ayağa kaldırmış birinci ders biz olmadığımız için. Kaldıramamış bizi. Beni sonra kaldırdı. Bende de İngilizce olduğu için patır patır anlaştık. Böyle şaşırdı falan hatta. Halbuki şunun da şöyle bir olay var. Hazırlığa girmeden önce bir sınav var. Hazırlığı geçebiliyorsun o sınavda. Bir numaralı kankim abone oldu. Patladık aynen. Geç oraya. Girmedim o sınava. Yanımda mesela hazırlıkta kendi bölümdeki arkadaşlarım yok. Biri elektrik elektronik mühendisi. Cart, curt, ıvırzı. Biri makine mühendisi falan. Böyle insanlarla beraber ben mütercim tercümanlık. Doğal olarak da adamlardan üstünüm yani. Neyse chat. Takılıyoruz maklıyoruz zıvır zıvır. Dedi ki ya dedi sen de dedi biraz konuşabilir miyiz? Tabii dedim hocam. Ya dedi sen dedi İngilizcen çok iyi dedi. Sen dedi neden dedi derslerimi her sıra aksatıyorsun dedim. Devam zorunluluğu olmadığını bilmiyordum falan. Sen de dedi gel dedi arkadaş olalım dedi. Ben dedi sana dedi çok inanıyorum dedi. Gözünde dedi bir fırlamalık var senin dedi ama dedi kalbini dedi görebiliyorum falan. Benim orada kalbime girdi kadın. Ama hiç ders kaçırmadım. Akabinde öyle olunca bir tane de Amerikalı bir tane hoca getirdiler bize. Kadının adı Lisa. Allah'ım kadın bütün sınıfa çemkiriyor. Bütün sınıfın arasını sikiyor chat. Arasını sikiyor. Yerden yere silent şarap falan. Bana geliyor derste sigara içme. Hocam diyor sigara içmeye gideyim mi? Sen diyor git senlik problem yok. Kadın Türkçe de bilmiyor kadın tamam mı? Aman nasıl seviyor beni abi. Tombul böyle Amerikalı bir kadın. Abi ona da bir kanım ısındı. Ben hazırlıkta ders kaçırmamaya başladım bu sefer. Sınavlardan zaten önüme gelenleri ben lise 2'de dil okurken falan hepsini yapmışım. Ya her sınav 90, her sınav 95, her sınav 100. Şöyle söyleyeyim hatta 7 sınavın ortalaması alınıyordu. Son sınava geçtim diye son sınava girmedim amına koyayım. Geçtim kesin. Sıfır bile alsam çünkü geçiyordum. Aynen. Abi odur budur bölüme geldik. Bölümde... Adam. Şimdi devam zorunluluğu... Bazı hocalarda var bazılarında yok. Ben de dedim ki sikerim dedim ya artık dedim bölüme girmişim. Bundan sonra dedim bir problem dedim olmaz dedim herhalde. Efe Karaca burada büyük Fenerbahçe düşmanı Gökalp'e selamlar demiş. Aleyküm selam. Morok Linguistics diye bir dil bilim dersi var. Dil bilimi demektir Linguistics. Mütercim tercümanlık okuyoruz tamam mı? Bir tane de kadınla hiç anlaşamıyorum. Bunu daha önce anlattım özet geçeyim. Kadının dersine mersine gitmiyorum ben. Ben bunun dersine gitmiyorum. Bir gün de okula havuz yapmışlar. Şimdi başa döndük hikayenin başına havuz yapmışlar. Anasıyım ben daha bir havuza atlıyorum biliyorsunuz mu okulda. Baba çişim geldi. Tuvalete gireceğim. Yukarı doğru çıkıyorum. Pat! Bununla karşılaştık. Sen de ne yapıyorsun? Hoca kimsin sen falan filan. Sana dedi bir şey söyleyeyim mi dedi. Söyleyin dedim hocam. Aa oğlum sırtımda havlu mavlu var amına koyayım yani. O şeyle karşılaştım pozisyona bak. Sana dedi bir şey söyleyeyim mi dedi. Söyleyin hocam dedim. Alemi cihan ol dedi. Bu dersen dedi geçemezsin dedi. Ölmem lazım benim dedi. Ben de öyle deyince dedim ki zaten geçemeyeceğim amına koyayım.
Aynen ya, zaten geçemeyeceğim amına koyayım. Neden dedim gideyim ki? Zaten ki geçemeyeceğim okula, neden gideyim? Ben de bu sefer okul bahçede langırt mangırt var chat. Langırt mangırt var. Ben de kendimi langırta mangırta verdim. Ardından vine vine çıkınca dedim ki kim siker okulu. Böylece okul kariyerim bitmiş oldu. Benim eğitim hayatım böyle. Güzel miymiş? Yılan gibi hayat işte amına koyayım. Tabii canım. O yüzden canınızı sıkmayın. Abi, gün şey doğmadan neler de sor tatlım. Ciddi soracağım ama bunu. Sor. Sen dedin ya hani benim İngilizcem her zaman iyiydi diye. Evet. Nasıl iyiydi abi? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Nasıl benim hayatım, yani? Benim yaşıtlarım, akranlarım bilir. Championship Manager, bu futbol manager oynuyorsunuz ya şimdi. 2001-2002. Bu FM'nin falan futbol manager oyunun atasıdır. Ben hala oynarım. Championship Manager, Tisigalkolar, Agovalar falan. Chat'te bilenler bilecek şu anda. Evet. Bu oyun İngilizce, 9 yaşındayım ve kuzenimden bana bir tane anasının amı kadar kalın Red House, bir tane İngilizce sözlük kalmış. Hatta kapağı makpağı sökülmüş, orada duruyor. Ben bu oyuna öyle bir sardım ki, menajerlik oyunlarının atasıdır Championship Manager, Tisigalko falan. Evet. Bak bilenler var, Nikiforenko'lar falan. Evet, bravo, bizim yaşıtlar bilir. Bu oyun İngilizce. Ben de günde 12, 13, 14 saat oynuyorum oyunu. Ya amına koyayım, oyuncu sakatlanıyor, bir şey oluyor. İngilizce bilmiyorum. Daha da o 4. sınıfta başladı bizde İngilizce bu arada. Biz İngilizce öğrenmeye 4. sınıfta başladık. Aynen. 3. sınıfa gidiyorum bunlar olurken. Bakıyorum abi, sözlükten açıyorum, tamam mı? Tık tık tık. Ne olmuş oyuncuya? İşte oyuncunun sağ çapraz bağlarında kopuk var. Oyuncu transfer görüşmesi yapmak istiyor. Oyuncu şunu yapmak istiyor. Oyuncu o sözlüğü aça 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 başladım. 4. sınıfa ilk gittiğimde merak demek ki. Merak. Size de mi diyor? Güzel. Akabinde 4. sınıfa ilk başladığımda daha ilk derste what is your name'ler falan filan ıvırza, ben onları aşmıştım yani, çok olmuştu onları aşalı o oyun sayesinde. Şöyle söyleyeyim, ben o oyunun, bende hayal gücü biraz yüksektir, o oyunun sayesinde ben 3. sınıfın sonlarına doğru ayna karşısında kendimi hakikaten takımın teknik direktörü zannedip, oyunun etkisiyle ayna karşısında İngilizce röportaj vermeye çalışıyordum. Oha. Anladın mı? Basın toplantısı falan yapıyordum. Şampiyonlar Ligi finaline falan çıkacağım. O zaman Inter'de Ronaldo'lar falan var. O tarz, o moda gelmiştim. 4. sınıfa başladığımda zaten çok iyiydim. Ondan sonra 4. sınıfta, 5. sınıfta iyice hoşuma gitmeye. Bir de şöyle bir şey oldu. Şimdi 2. 3. sınıfta başarısızım ya. İngilizce gelmiş. İngilizce'de de çok başarılıyım. Sınıfın çok çok üstündeyim amına koyayım. Çok çok üstünde olunca diğerlerini eziyorum ya. Hoşuma gidiyor. Hoca bütün soruları bana sorduruyor. Ivır zıvır İngilizce hocası başka, sınıf öğretmeni değil. Bütün ilgi alaka bende hocadan. Anladın mı? Hoca beni örnek gösteriyor herkese falan, hatta tabii hoşuma gidiyor. İyice sardım. Lisede de dil seçtim. Bölümüm dildi. Lisede de iyiydim. Ama diğer derslerim zayıftı. Ondan sonra dershanede dilko milko ıvır zıvır derken yani çatır çutur İngilizce konuşacak hale geldim yani. Ya herkesin bir kabiliyeti var moruk hayatta. Ben de mesela bölme yapamam ama matematik falan sıfır bende ama çatır çutur İngilizce konuşurum. Ya. Abi ben liseye geçerken sınav sonuçları açıklandı. SBS ile girdim 3 senenin ortalamasıyla. Hı-hı. Neyse, sonuçlar açıklandı. İnternet kafeye gittim, baktım. Ya tam ne yazıyor hatırlamadım ama başardın, başaramadın veya onaylandı veya onaylanmadı yazıyor. 10 tane tercih yaptım. 7 tanesini başaramamışım yani, geçememişim. Ama ben başaramadığını başardın olarak okudum. 3 tanesinde de yedekteydim. Evden eve gittim işte, ama nasıl seviniyorum işte, hepsini kazanmışım, hangisine gitsem diye düşünüyorum falan böyle. Kafamda şey düşünüyorum, o liseye mi gitsem, bu liseye mi gitsem. Bir dakika, şurada chatte yayınlara herhalde ilk kez izleyen tayfa var. Konuşsana falan diyorlar İngilizce. Arkadaşlar size anlatsın, altyazı olmayan oyunlarda tercümanlığı ben yapıyorum burada oynadığımız oyunlarda. Aynen. Aklınızda olsun. İlk defa gelenler belki bilmezsiniz, evet, ama FPS uzun oyunlarda altyazı sadece İngilizce olduğunda anlatsınlar size chat'teki arkadaşlar, tercümanlığı ben yapıyorum. Şimdi hatta konuş, The Walking Dead vardı abi. Konuş abi. Ne konuşayım amına koyayım. Dead yani, benim İngilizcem yok. Walking Dead ne? Dead amına koyayım. Benim İngilizcem yok. Ben Türkçe'yi konuşayım, benim için kafi abi. Oğlum ben işte bak, sınav sonuçları açıklanmış, Türkçeyi okuyamıyorum, anlayamadım artık, onaylanmadı yazıyor, ben onaylandı okumuşum. Nasıl seviniyorum, eve gittim, anne diyorum hangi liseye gideyim, şuna mı buna mı falan. Ondan sonra bir daha baktım sonuçlara. Ulan, nasıl da onaylanmadı yazıyor.
Hepsinin onaylanmadığı 3 tane yedek var. Lan dedim, nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ya, ondan sonra etmiş, mahallenin... ikinci tercihe kalmışındır. Bana da lisede aynısı oldu. Lise evet. Açıklandı. 210'da da 200 küsur puan. Tercih yapmaya gittim. Bana hoca dedi ki siktir et dedi. Hiç dedi uğraşma dedi. Amına koyayım. Mahallendeki dedi yakın dedi bir okula git. I couldn't graduate from university but my major was translation and interpreting when I was a university student. Oldu mu? Amına koyduğumun nesi? Üniversiteden mezun olamadım ama üniversitedeyken bölümüm mütercim tercümanlıktı dedim. Yani illa show mu yapalım size sikik. Kasama kardeşlerim götürdüğüm onları. Macer Mustafa. Abim benim bağışımı okur musun? Taktiğin yuvarlak gözlüğün ekartmanı kaç? Ne anlattın lan amına sikeyim sen? Abi taşan in cevapla bunu taktığın yuvarlak gözün ekartman. Ekartman ne bağımına koyayım? Ne bileyim abi. Kurdaki gibi oldum yalnız. Ekartmanı bilmiyoruz ki. Ekartman ne demek bağımına koyayım? O bizde yok oğlum. Şu şeyi ekartmanı acaba? Biz onu çalışmamak. Yalanlığını ifade etme şekli. Ekartman gözlük cama. Sıfır tatlım amcık gözlüğün numarası kaç? Desene amını sikeyimizi burada bir yere bağlandı. Sıfır bu abicim gözlük kaç numara da amına koyayım. Ekartman bak ekartman dedi diye gay diyorlar sana şimdi. Hayır oğlum o camın kalınlığıymış. Evet. TikTok izleyeceğiz abi oğlum bugün ne konuşuyoruz?